gerçekten sanatın prekarizasyonu. Ben de sürekli sanat içinden prekarizasyonu tanımlamaya çalışıyorum da bu konuşma içinde ona bir şey katmaya çalışıyorum. Şimdi iki yani bir de aslında basit yani prekarizasyon basitsizlaşma ya da baskın çoğalması gibi bir anlamda ortaya çıkabilir. Yani çoğalması. Yani çok basitli olmak. Yani tek bir basitsizliğin yanında bir sürü işle daha uğraşıyor. Yani tıpkı mesela sanatçı da aynı şey gibi overlockçu ama aynı zamanda iş bağlayan biri gibi hem işini öğretiyor, hem network ile uğraşıyor, hem zilisi yapıyor, hem bir tür ayarlamalar yapıyor, bir şey yapıyor. Overlockçu sanatçı değil. Hayır, o anlamı tanımlamıyorum ve karşılaştırma yapmaya çalışıyorum da. Aynı zamanda sanatçı sadece kendi üretimiyle değil, o üretimi dışında, belki o üretime yanında ya da oradaki olarak başka türlü işlerle uğraşıyor. Geçen önce söylemeye çalıştık, işte sürekli kurumlarla yanışıyor. Piyasaya ürün üretiyor. Bunu bir kenara koyalım. Bu piyasa içindeki tanım bu. Ama mesela sanat içinde biz de bir şekilde araştırmamızı bu tip testlerle yapmaya çalışıyoruz. Piyasa dışında da bir üretim var sanat içinde. Yani işte sanatçıları bir araya gelerek işte öyle kurum dışında bir takım üretimleri var. Kendi başına bir sergi yapma. Talepsiz üretim var. Yani mesela bir üzerinde belki işte Burak'ın bahsettiği Ütopya'yı besleyen bir şey işte o sanatçı ve özgür emek ya sanatçı üretimi ve özgür emek ilişkisi bir şekilde hani bu post-formizme bir şekilde işte ideolojik destek mi diyeyim, böyle kaba oldu, sallayan. İşte bu esnekleşme süreciyle doğrudan alakalı. Yani her an her talebe uyarlanabilmek, cevap verebilmek, o esnekliği taşımak yani işte gözü her yana açık hem de bütün bu becerileri karşılayabilecek durumda olmak, bir bağımsızlık aynı zamanda. Bir parantez de, bir hem çok kısa bir şey diyeceğim. Mesela talepsiz üretim, girişimciyi kurulacağız. Evet. Bu ilişkiler direkt mi? Sanat alanındaki mitoloji var ya, bu sanatçılar bir araya geldiler, kolektif üretim yaptılar. Bu ara bir sürü de sanat içindeki diskur ve gereğeler bunu böyle açıklayabiliriz ama bunu işimcilik olarak da açıklayabiliriz. Yani kolektiflere işte bakın yani Spice Girls'e yani kolektif üretim. O az şey anlamında bir marka var. Ya yani, piyasa anlamında ki. Ha, şunu söylemesi var. O zaman Anton'un örneği. Onu konuşmayacağım. Yani talep üretimi o için girişimciliğe aslında açılan kapı zaten sanatçının kendisini o anlamda klasik anlamda maddi üretim anlamı çok dışında görmesini, kendisinin de toplum yaratıcı bir şeyin olması, Türkiye'de bir zor kullanılması, oralara götürüyor işaretleri. Yani bunun karşılığı olmadığı anda da çok büyük bir çöküşe getirebilir. Pozisyonun setin bütün dışında durabilecek bir yer. Yani o sinema seti çok hiyerarşik bir yerde. Tepeden aşağı herkes böyle bir fırça atar. Ve 88-89 yılının için setin koşulları şimdiki hani böyle işlerde çalışanlar varsa aramızda şimdikine göre en az 7 kat daha kötü. Orada gözlediğim ilk şey şuydu. Bu inanılmaz daha pek 89'da daha az tutun için. Ama set işçisi ve ışıkçı falan gibi pozisyonlar vardı. Daha güçlü kişiler olarak. Sinema filmi olunca gönüllü gidiyorlardı falan da. Ve bu müşküllü yaşama biçimi özellikle tercih ediyor. Yani çok enteresan bir örnek vereceğim. Set işçilerinden bir tanesi kameramandan fırça yiyince dışarı çıkıp benim sanatım var abi diye ağlamıştı. Şimdi o hiyerarşi içerisinde sadece ışığı tutan adamdan bahsediyor. Bu gönüllülük meselesi, yani gönüllü olarak o müşkül pozisyonda yaşamayı bir de size açıklamak için başka şeyler veriyorsunuz. Orada bir sürü şeyi anlatabilirsiniz. Yani mesela normal bir düzenli, garantili bir işin bir hiyerarşik sistemi vardır, bir iş çıkış saati vardır ve
bir rutini ve dolayısıyla sıkıcı duruyorlar. Ama bunun karşılığında sinema seti ne zaman girdiniz, ne zaman çıktığınız belli olarak saatlerce çalışabileceğiniz ama hiç çalışmayacağınız bir yer bulunuyor. Şimdi bu noktasında ben o set işçilerin yani bu pozisyonu istemelerini ve tercih etmelerini uzaktan bakarak o zaman çok iyi bilmişlerdi, çok anlayamamıştım. Ama şimdi prekariyet kavramının içerisinden tekrar geriye dönüp baktığımda ve bugün giderek sayısal olarak da arttığımızı da düşünürsek, yani ben de bir süre sonra o gönüllü müşkülleri arasına katıldım 90'lı yıllardan sonra ve Galatasaray civarında oturan az sayılı bir insandan bir tanesiydim 90'lı yıl için. Şimdi giderek bu bölgede yaşayan insan sayısı olarak arttı. Ama bunun ne gibi bir avantajı var? Yani bunun bu pozisyonun, bu prekaryalaşmanın bir avantajı olmalı ki insanlar sinik bir şekilde bunu savunuyorlar, anlatıyorlar ya da açıklayıcı bir şekilde olayın dışına çıkarak, yani anlamayı öğrendik ya bizim üniversitede. Öncelikle öğrendiğimiz şey anlamak. Yani mekanizmanın nasıl çalıştığını anlayacağız, bir gün yapacağız. O nasıl anlama meselesi bizi aynı zamanda olayın dışına taşıyor ya sınıfsal olarak. Ama bununla ilgili hani, bunun doğucu nerede? Tamam, sopası burada da. Hani, müşküllük burada da, bunun doğucu nerede diye düşünüyorum. Orada başka cevaplar var gibi biliyorum ama bu prekaryalaşmanın gönüllülüğü o meselesi sadece popstar sanatçı olmak, popstardan kastettiğim Tarkan değil. Demin Hurst olmak, ne bileyim, işte bir işinizi 500 bin dolara satmak falan gibi pozisyonlar bahsediyorum. Çok çekici görünse de, hani bu içinde bulunduğumuz sektörün, sektör diyeceğim artık, sektörle işte, fuar yapılıyor, birkaç tane fuar var. İçerisinde iş üreten insanların bir gün 500 bin dolara iş satmak herhalde bir şey yaptığını zannediyor. Başka bir şey. Yani, ya bunun cevabını aslında siz biraz verdiniz hem de bırakmadınız. Hem de ya o konuşmamızda da verdiniz. Siz doğru tamamladınız aslında. Ki mesela biz de bu çalışmada karşılaştığımız birçok insan onu söylüyordu. Ben hani böyle sabah 8, akşam 5 hayatta istemem. Yani bir özgürlük duygusu. İstiyorsanız buna yanılsama değil. Ama böyle yanılsama da bir duygu. Bir özgürlük duygusunun peşinde insanları gidebildiğini, yani bir mesaiyle sınırlanmaman, daha ucu açık bir kariyer ufku ya da daha, yani kariyer demeyelim, daha ucu açık bir yaşantı ufku görebiliyorlar. Bu onlara hakikaten bizi şaşırtabilecek bir dayanıklılık ve cezbe sağlayabiliyor. Bir de işin kendisiyle ilgili duyulan tatminler ya da tatmin beklentileri birleştiği, ne havuçlar çıkabiliyor yani. Siz aslında biraz cevabını bizimden verdiniz bence. Tasvir eder. Ben onu umutsuz okudum. Şöyle yok, bu olumsuz bir kavram. Kesinlikle olumsuz bir kavram ama olumsuzluğu tercih etmenin arkasında. Ama işte sizin sorunuz doğru bir soru. Nasıl oluyor da insanlar bunun içinde görece az itirazla ya da itirazsız var oluyorlar? Bu soru tabii ki çok doğru bir soru. Gönüllülük. Elmas'ı arkadaşa, Elmas'ın arkada iki kişi daha veriyor. Sonra size. Ben. Elmas'ı ben kestim için. Sözü Elmas'ı. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında sizin yaptığınız araştırma da yazıyordum ben de. Ondan bahsederken, geçenlerde bir arkadaşım annesi gibi konuşuyor. O böyle işte şeyden bahsetti bana. Ben çok bilmiyordum da dedi ki Türkiye'de böyle bir sistem var dedi. Yani çanta çanta paralar, işte büyük şirketlerin vergi indirimden yararlanıldığı için büyük büyük yemekler. O insanların hiçbiri cebinden çıkmıyor. Bütün lüks restoranlarda gördüğüm 8 gruptan işte ne bileyim 6'sı iş yeri tarafından ödenen gibi. Onlar hiçbir zaman kendileri ödemedikleri için. Hani mutluluk iş yeri diye insanlar diye. Böyle bir konu geçti. Ben de şey düşünmüştüm. Sanatçı olarak mesela benim işte kendi durumumu elimleştirip hani kendi ağzımı yani bu şey özellikle şeyden bahsetmiyorum, sanatsal kültürlüğü durumlardan bahsetmiyorum. Ben insan olarak yaşamak için gereken para bunun için yaptığım işleri olarak ve ben bir sanatçı olarak da hani bunu yapmak zorundayım. Öyle bakıyorum. Herkesi yurt dışında bir yere giriyorsunuz.
restoranlar da senin için de güzel partiler de oldu. Fakat sizin mesela dönmeden ödediğiniz aslında paralar 11 günü yaşarken zengin bir hayat sürmüyorsunuz aslında. Sadece içinde bulunduğunuz sanat olduğunu size değişik deneyimler vaat ediliyor.